Arkadaşlar, Ardırım serimize hoş geldiniz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, Ardırım serisi çekmeye karar verdim. Bunun sebebi Ardırım'la alakalı fazla bir içerik olmaması YouTube'da. Bilgilendirici olsun diye böyle bir seri çekmeye karar verdik. Bu serimizde Ardırım'da farm yapacağız. Aynı zamanda PK da atacağız. Üstümüzdeki itemler gördüğünüz gibi Çitin 7 set, Dual MD8, Press Pendant artı 1, Rogue Earning artı 1, Silver Earning, Old Roll. Artı stat ve skilllerimiz bu şekilde, atak ve defansımız. Full SC, full pus oynadığımız zaman atak ve defansımızı göreceksiniz. Bölümleri 1 saat çekmeyi düşünüyorum. 1 saatte neler kazanmışız, neler kaybetmişiz bunları hesaplayacağız. Güzel bir macera olacağını düşünüyorum. Hep beraber takipçilerimle bu maceraya atılıyoruz. Bölüm 1, bakalım nasıl olacak, haydi başlayalım. NP başlangıcımız 1K, bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz, hep beraber görelim. Arkadaşlar, ilk bölümü biraz anlatarak ve beraber keşfederek geçireceğiz. Ben de Ardırım'da ilk defa farm yapacağım, ilk defa PK atacağım. Normalde Usko'da yapıyorum ama şu an Knight Unity'de ilk defa Ardırım haritasındayım. Bakalım canavarları keseceğiz, droplarına bakacağız. Ne kadar getiriyor, ön bir fizibilite yapacağız. Sonra detaylı olarak bunları saat saat hepinize çekeceğim. Yani örnek veriyorum, 5 saat Harpy, 5 saat Derviş, 5 saat işte Dark Ace. Ancak ilk bölümde birazcık böyle etrafı dolaşıp ufak ufak hepsinden birer parça keserek droplarını kontrol edeceğiz. Şimdi Dark Ace'e geldik. Dark Ace'e gelmeden önce bir ayarlarımızı yapalım. Şu an bir event var. %75 drop artışı var. Bunun faydası olacağını düşünüyorum. Dark Ace'in de level 50. Biliyorsunuz ki 10 level üstüne kadar drop yüzde artıyor. Yani iyi bir drop alabiliriz. Ufak ufak Dark Ace, Trent deneyeceğiz bakalım. Direkt çıktığımızda haritanın soluna döndük. Haritanın solunda şöyle bir baktığımız zaman karşı ırk var. Görünmez oluyoruz. Bir bakalım neler dönüyor, onu bakacağız. Valla damage olarak ben de bilmiyorum. Ufaktan bir yoklama çekiyorum. Güzel damage vuruyoruz. Asasa güzel damage vurduk. Ancak bir debuff yedik, kaçıyoruz hemen. Böyle ufak ufak şu an çok yabancıyım ben de. CZ'de genelde takılıyoruz ama Ardırım'daki durumumuz ne olacak? İtemlerimiz yeterli mi, yetersiz mi? Onları göreceğiz. Ufak ufak böyle yoklayıp kaçıyoruz. Beraber keşfedeceğiz. Şöyle ufaktan hem kesiyorum hem karşıdaki ırkaya bakıyorum. Burada şunu fark ettim. Ben de ilk defa görüyorum. Geneyi açamıyoruz arkadaşlar. Elle farm yapıyoruz. Bu arada sol tarafta bir kalabalık vardı. Öldük. Evet, ilk başlangıcımızda ölüyoruz. Ortadan devam edelim. Şu an haritaya ben de yabancıyım. Keşfediyoruz. Soldan gitmiştik. Şimdi ortadan gidiyoruz. Evet, bir asas peşimizden kovalıyor. Bir VS denemesi isteyeceğim ondan. Bakalım kabul edecek mi? Şöyle bir uzaklaşıyoruz. Manamızı yeniledik. Bir VS denemesi istiyoruz. Kendisi galiba kabul edecek VS denemesini. Evet, bir VS atacağız şimdi. Kendisinde K harfi var. Sağlam bir arkadaşa benziyor. Bakalım neler olacak. Spike basarken pot basıyorum arkadaşlar. İlk spike darbesini potla emiyorum. Kaçması hoş değil. Kaçıyor. Tekrar bir deneme yapabiliriz. Kendisini bekleyeceğim. Bakalım gelecek mi? Dediğim gibi VS'ye asasta başlarken karşı taraf ilk spike attığı için direkt HP pot basın. Böylelikle onun spike damage'ini boşa çıkarmış olacaksınız. Bakın şimdi, iyi bakın. Bekliyorum. Spike attıktan sonra bak, spike attı, pot bastım. Bu şekilde VS'ye başladığım zaman HP'm çok önde başlıyorum. Kendisi pot basmaya geciktirdi ve canı çok aşağı düştü. Büyük ihtimal keseceğim onu birazdan. İkinci parti spike döndüğünde, evet, yani kaçması hoş bir şey değil. VS atıyoruz. İlk kilimizi alıyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşa da selam olsun. Şimdi CZ farmından, videolarımızdan da biliyoruz ki Ancient Trent ailesi saatte 10-12 AM arası bırakıyor arkadaşlar. Ki 1 saat dönmedik bile. Yani 40 dakika dönmüştük CZ'de. Bunun videosu mevcut kanalımızda. Ardırım'da bakalım durumlar nasıl. Birazcık buraya döneceğim. Ancient kestim. Yan tarafta da Trent. Bu arada slot Serro bana çok boş geldi şu an. Büyük ihtimal şu an CR saati var. Yani etkinlik saati olduğu için Ardırım boş. Bunu değerlendirelim. Şu an saat yaklaşık 3 civarı. Gerçekten bomboş. Birazcık Trent, Ancient döneceğim. Bakalım droplar nasıl. Güzel olursa devam edeceğim. İzlemede kalın. Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. Come on. This is Tetris.
up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20. Arkadaşlar, dediğim gibi ilk bölümde uzun saatler aynı slotta kalmayacağız. Ben de sizinle beraber ilk defa keşfediyorum. Beraber burada slotları deneyerek kesim hızımız nasıl, can çok iyi gidiyor mu, mana çok harcıyor muyuz, bunları deneyeceğiz. Şöyle bir devam ettim orta tarafa. Raven Harp tarafı var. İleride de Stone Golem olması lazım. Evet, Stone Golem. Birazcık buraya döneceğim. Çünkü Stone Golem'ler çitin atıyor. Biraz Ardrim'lik karakterleri kontrol ettiğim zaman genelde asaslarda MD 7, çitin 7 set var. Bu şekilde kareli, M, kareli, K çıkaran asaslar var. Yani anladığım kadarıyla kolay bir şekilde NP çıkartabiliyorlar. Ve çok güzel itemleri de olan karakterler yok. Bir iki tane denk geldim bu süre zarfında. Beraber göreceğiz zaten. Şimdi birazdan CR bitecek. CR bittikten sonra acaba hareketli olacak mı Ardrim? Onu merak ediyorum. Bir de ben geç saatte geldim. Birazcık Stone Golem dönelim bakalım. Dropları nasıl? 4K'ya yakın coin veriyor. Yaklaşık 2 tane HP pot harcıyoruz. Gerekli değil yani. Çok da masrafımız yok. Ama kolay da dönmüyoruz. Burayı Battle Press'te daha iyi dönebiliriz. Blessed Reduce Scroll attı. Stone Golem her zaman iyidir. Fazla bir hızlı dönülmüyor ama şu an Asas tarafından. O yüzden buraya Battle Press'te daha iyi dönebileceğimizi düşünüyorum. Fazla uzun tutmayacağım burayı. Arkadaşlar, gene şöyle bir bilgilendirme yapayım. Ardrim'de kestiğiniz moblardan XP gelmiyor. Yani örnek veriyorum, ben buraya %19 ile girdiysem canavar kestikçe hiçbir şekilde benim XP'm artmıyor. Gördüğünüz gibi 3 XP veriyor canavarlar. Yani bu ne demek oluyor? Ardrim'de level kasamıyorsunuz. Ardrim'de sadece farm ve PK yapıyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş bir ayrıcalık. Sürekli level düşmek zorunda kalmayacağız. Bu süre zarfında karşı tarafa geçiyorum. Birazcık troll farm yapacağız. Troll de zor kesiliyor. Devam edelim. Aynı zamanda şöyle bir bilgilendirme yapayım. 55 ve 59 level için ayrıca BDV FT'ler açıldı. Yani örnek veriyorum, ben burada 100k NP'ye sahip olursam BDV FT'ye 59-55 level arasında giriyorum. Bakın, burada arkadaşımız CHD7 MD8 var. Sağlam bir arkadaşımız. Zaten kareli Nazi'nin bir üstünü almış. NP'de kasan bir arkadaş burada. Onu kesiyoruz KS ile. Şu anlık güzel gidiyor. Dediğim gibi de full farm odaklı gitmiyorum. Birazcık şu an etrafı kolaçan ediyorum. Anladığım kadarıyla şu saatlerde bir grup var. Onun haricinde bomboş arkadaşlar Ardrim. Yani CR saatinde buraya gelip rahat bir şekilde farm atabilirsiniz. Dark Ace dönüyorum. Gidiyorum Megara'dan dönüyorum. Gidiyorum Troll dönüyorum. Gene bir arkadaşımızı farm yaparken yakaladık. Asas olmanın avantajı bu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Spike Torch çıkarttığınız zaman, eğer buff SC basılı değilse 2 yiyor zaten. Kendisi de öldü. Kusura bakmasın, vallahi kesmek zorunda kaldık. Olaylar bu şekilde gelişti. Kendisi bizi izliyorsa kusura bakmasın. Harpy deneyeceğiz. Harpy'nin dropları MD. Burada da %75 event var. Yani Harpy de zor kesiliyor. Bize göre şu an asas olarak en güzel farm Trent ve Ancient gibi geldi arkadaşlar. Gene Megarodon tarafında bir arkadaşımız The Lost farm atıyor. Birazcık onu darlayalım. Şimdi ilk heyecanlar olduğu için farmer kesiyoruz ama ileride farmer kesmeyeceğiz. Yani gidip böyle farm atan kişileri kesmeyeceğiz. Bakın, size bir taktik vereyim. Ola ki böyle farm atan bir kişiyi kesmek isterseniz önce Z'sinde canavarı kesmesini bekleyin. Direkt görünmez olarak yanına yaklaştığınız zaman Z'ye sizi alır. Ama yanında bir canavar var ise önce Z'ye canavarı alacağı için sizi almaz. Bu şekilde sizi görmesi daha geç olur. Bu şekilde bütün slotları boş bulmuşken ufak ufak farmlıyorum. Tabii ki de bunlar gerçek sonuç çıkarmaz. Buranın gerçek sonucunu böyle 4-5 saat esaslı bir şekilde dönmeniz lazım. Ama kötü olduğunu düşünmüyorum. CZ'den daha şu an hafif, yani CR saatine göre kesinlikle bomboş. Ve çok güzel droplar elde ettik. Bir sürü SC kağıdı falan çıktı. Bunların çoğunu Trent farmından yaptık zaten. Bakın, 10 tane atak scroll atmış. Bu 10 atak scroll'un tanesini 200k'dan satsanız 2M yapıyor zaten. Böyle ufak ufak devam ediyoruz.
We're rolling suicide. Ufak ufak bitiriyorum bölüm arkadaşlar. İlk bölüm böyle oldu. Biraz hızlı geçti. Tek bir slotta kalmadık. Ama ufak da olsa yani toplasanız 15-20 dakika farm yapmamıza rağmen nereden baksanız 4-4,5 yemeğe yakın farm yaptık. Güzel oldu. Bakalım ikinci bölüm nasıl geçecek? Daha detaylı, daha güzel farmlar yapacağız. Aynı zamanda PK da atacağız. Hemen bitirmeyeceğim bu seriyi. Benim hoşuma gitti Arderim. Sizin de hoşunuza gittiyse yorumlara, fikirlerinizi belirtiniz. Teşekkürler.